Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nda 12. güne başlıyoruz. 12. gün çember günü daha doğrusu çemberde açı günü. Evet ilk videomuzda 12. gün birinci videosunda çemberde açı ile ilgili şöyle kısa bir özet yapacağız. Tahmini 10 dakikamızı falan alır. Sonrasında ne yapacağız? Çemberde açı ile ilgili klasik soruların çözümlerini yapacağız sizinle birlikte. Kitabımızda i̇şte da sayfa numarası 104. Sonra 105, 106, 107, 108, 109, evet 109'a kadar çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde açı ama çemberde açıya başlamadan önce çember tanımını bilmek lazım. Çemberin tanımı nedir? Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeridir. Bu sabit uzaklığa ne diyoruz? R diyoruz. Bak şu noktaların birleşimi işte şöyle bir çember. Heh, tanımları var. Düzlemde sabit bir nokta var. Çemberin merkezi var. Bir de eşit uzaktaki noktalar. İşte bunlar da hep yarı çap adını veriyoruz. O yüzden çember neden oluşuyor? Yarı çaplardan oluşuyor. Bir de merkezden oluşuyor aslında. Merkeze çünkü merkezde kullanıyoruz yarı çap çizerken. O yüzden çemberde böyle sıkıştığımız zaman daha doğrusu ek çizim tekniği ne diyebiliriz? Daha doğrusu en etkili silahımız ne diyebiliriz? Yarı çap. Bunu her konuda kullanacağız. Bu bilgiyi sakın ama sakın unutma. Bir şey çizeceksen. İlk çizeceğin hamle yarı çap olması lazım. Bu bilgi çok önemli. Çemberde açıda, çemberde uzunlukta ve dairede alanda biz bunu gerçekten çok kullanıyoruz. En etkili silah yarı çap. Yarı çap uzunluklarının da birbirine eşit olmasını sakın ama sakın unutma. Tamam ilk önce tanımı verdik. Şimdi açılan başlayalım. Açı dediğimiz şey de arkadaşlar 3 tane açı çeşitimiz var aslında. Bir merkez açı, iki çevre açı, üçte de teğet giriş açı. Bu üçünü bileceksin. Geri kalanları bunların sonuçlarıdır ama bu sonuçları da bileceğiz. Merkez açı dediğimiz nedir? Çemberin merkezinden çıkan açıya biz merkez açı diyoruz. Alfa ise gördüğü yayın ölçüsü de alfadır. Çevre açı dediğimiz çem... çevreden çıkan açıya biz çevre açı diyoruz. Alfa ise gördüğü yay iki kat olacak. Yani iki alfa olacak. Sonra bu ikisinin sonuçları var. Aslında bu e, ispatı şeyden çıkıyor. E, direkt iki tane böyle şey kestiği zaman kiriş kestiği zaman arada kalan açı alfaysa gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşittir alfa. Hocam x artı y bölü 2. Ya biz bunu biliyoruz hocam. Ya da böyle bir kere gösterince akılda kalıyor. Bu içeride saçma sapan bir açı varsa merkez açı falan filan değilse bu gördüğü yayların toplamlarının yarısı. Aklında kaldıysa buradan ya aklında kalmadıysa da eski bilgiler yine merkez açı, çevre açı, teğet giriş açıyı kullan. Bir de eski bilgileri kullan. Hani eski bilgiler dediğimiz nedir? Üçgen. Üçgensel bilgileri kullan. Mesela sen burada şunu şöyle çizersen ne olur? Hocam x ise burası bak hop x bölü 2. Y ise burası nedir? Hop y bölü 2. Bak şu üçgende 2 iç açı bir dış açı. Alfa da bak x bölü 2 artı y bölü 2. Yani x artı y bölü 2. Y eşit oluyor. Genelde böyle sorularda böyle formülü 11 alamaya çalışıyoruz. Formülsüz de çıkabiliyor. Üçgen bilgisini falan düşündüğün zaman yani iki iç açı bir dış açı falan yine düşündüğün zaman sonuçlara da ulaşabiliyorsun. Haberin olsun. Hadi gelelim dış açıya. Dış açıda gördüğü yayların farklarının yarısına eşittir. Dışarıda kesiyorsa bu. Bu sefer alfa x eksi y bölü 2 eşittir. İspat yine aynı. Al hocam böyle bir çevre açı. Hocam burası x bölü 2. Burası da y bölü 2. Yine üçgen bilgisinden 2 iç açı bir dış açı alfa artı y bölü 2 x bölü 2 eşitti. diye alfayı yalnız bırakırsan x bölü 2 eksi y bölü 2 eşit oluyor. Yani x eksi y bölü 2 eşit olmuş oluyor. O yüzden işte bu şekilde de oluyor. Ama dediğim gibi biz teknik ileri de bileceğiz. Üçgen bilgisiyle de sonuca da ulaşabiliriz. Geldik şuraya. Teğet giriş açı. Arkadaş çevre açıyla teğet giriş açı mantığı aynı teğet ile kiriş arasında kalan açıya biz teğet kiriş açı diyoruz. Yalnız dikkat bu kiriş ile yay arasındaki açıdan bahsedemeyiz. Biz açıdan bahsedeceksek iki doğru arasındaki yani kesin iki doğru arasındaki açıdan bahsedebiliyoruz. İşte bu teğet doğrusu bu da kiriş doğrusu ise eğer doğru parçası daha doğrusu şuradaki açın tamamı alfa ise gördüğü yer çevre açı muamelesi yap. Alfa ise iki alfadır kardeşim burası. Aa bak buradan böyle bir şey de çıkıyor ekstradan. Teğet kiriş açı Alfaysa yer iki alfa ise gördüğü ya 2 alfa. Bak teğet açı 2 alfa. Bak burası da alfa oluyor. Hatta sen bunu böyle birleştirdiğin zaman dışarıda bir şey çizildiği zaman teğet teğet çizildiği zaman ne çıkıyor? Hocam bu teğet bu teğet. Bak bunlar birbirine eşit olmasını da ispatlamış olduk böylelikle. Ee, gördüğün üzere. Iki alfa ise 2 alfa alfa 2 alfa. Hatta bak buradan bir şey daha ispatlamış olduk. 2 alfa ise burası da ne yapıyor? 180 eksi 2 alfa yapıyor. Çünkü alfa alfa 180 eksi alfa. Bak buradan da bir şey geldi. Açıyla yayın toplamı da bak Toplamı da 180 oldu. Teğet teğet olunca ne oluyormuş? Açıyla yayın toplamı 180 hatta teğet teğet uzunlukları da birbirine eşit oluyormuş. Bunu uzunlukta da zaten kullanacağız. Teğet giriş açı da bizim için önemli. Merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı bizim olmazsa olmazımız diğerleri. Bunun sonucudur. Yani ince noktaları da diyebiliriz. Şimdi aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri birbirine eşittir. Ya bunu kural olarak ezberlemene gerek yok. Alfa ise gördüğü yay. Açı ve gördüğü yay ilişkisine yoğunlaşacaksın zaten açılarda. Çevre açı, merkez açı tehlikeli şeridi. Hemen Aç, alfaysa gördüğü ya 2 alfa. Bak hocam 2 alfaysa burası da bu çevredeki bir açı. 2 alfaysa buraya da alfa diyebiliriz. E sonra burada hocam bu merkez açıysa o zaman burası da 2 alfa diyebiliriz. Ha şöyle bir şey yapmış olsaydık eğer. Hocam buradaki açı merkez açı değil. Dikkat et merkez olduğu zaman merkez açıdan bahsedebiliriz. Buna da dikkat et. Yani. Merkez açı çevre açı tehdit giriş açılı durumları var mı diye bakacaksın. Şu önemli sorularda bazı özel sorularda kullanıyoruz. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çünkü çemberin ölçüsü 360 derece değil mi? Evet. E, çap 2 eşit yarıyı ayırır. Hocam burası 180 olur. Yukarı taraf da 180 olur. Dolayısıyla ne oldu? Hocam 180'i görüyor. Bak şuradaki açı 180'i gördü. E, çevre açıdan 90. Hocam burası da aynı şekilde 180'i görüyor. 90. Hocam şu 90'da bak şu 180'i görüyor e bu da 90. Yani çapı gelen çevre açı 90 derece. Biz bunu bazen sorularda uzunlukta da kullanıyoruz. O yüzden bu önemli. Sonra burada ne biraz önce ispatladık aslında. Şu t t olunca alfa ile beta'nın toplamı ne oluyor dedik. Alfa artı beta 180 derece oluyor dedik. Bir de t t olunca şu uzunluklar birbirine eşit oluyor diye ispatlamıştık. Bak burada ispatlamıştık. T-t açıda ispatlamıştık. Evet şu açıyla yayı toplamı 180. Şu teğet teğet olunca da şunlar birbirine eşit. Bunun eşit olmasını ben burada açısal olarak ispatladım. Burada daha farklı bir şekilde ispatlayayım. Tam bunu merkezden geçirdiğimiz anda bunu da aynı zamanda açı ortay doğrusu demiş. Niye? Çünkü arkadaş bu tam teğet teğet merkezden geçti zaman şu merkez teğet çektik arkadaş. Biz bunu çok kullanacağız. Yani çemberde uzunlukta da çemberde açıda da çok kullanacağız. Merkezden teğet doğrusuna teğet noktası açısından doğru diktir. Niye diktir hocam? Bak şimdi. İspatta yine teğet kiriş açıdan. Şu merkezden teğet doğrusuna geldiği zaman diktir. Niye? Şu yarıçapı çapı çizecek olursam ben. Hocam bu çap oldu. E bu çapsa burası 180 derece oldu. Teğet giriş açı A 90 derece oldu. O yüzden merkez teğet çektik olayı oluyor. Ve biz bunu sorularda çok kullanıyoruz. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam bu da yarıçap bu da yarıçap Yani bunlar birbirine eşit. Aa hocam şöyle bir şey oldu. Kollar açılan eşit. Nerede eşit? Açı ortayda eşit. O yüzden burası açı ortay oluyor. O yüzden teğet teğet olduğunda merkezden geçiyorsa bu bir açı ortay doğrusu olmak zorunda. Aynı zamanda açı ortayda kollar açılan eşit ya. Ayrılıkları yerlerde eşit. Şu teğetlerin birbirine eşit olması da zaten buradan geliyor. Tamam. Sonra geldik bir sonraki sonuca. Paralel iki kiriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Niye? Sebep çok basit. İki paralel kirişin ayırdıkları demiyoruz bak. Ayırdıkları demiyoruz. Yani o iki paralel kiriş şöyle de olabilirdi arkadaş. Biri böyle, biri böyle de olabilirdi. O zaman bu yayla bu yay eşit mi? Hayır değil. Ayırdıkları değil. İki paralel kiriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşit. Sebep? Hocam şunu şöyle çizecek olursan. Hocam burası alfaysa z burası da 2 alfa yaptı. E bunlar paralelse Z'den dolayı burası da alfa yapar. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa yaptı. Gerçekten de yaylar eşit. Yani ispat tekniğinde bazen aklınıza gelmezse kullanırsınız. Ama bu önemli. Çapı gören çevre açı 90 derece önemli. Bak yıldız attık ona biraz önce. Burada da şuna yıldız atalım. Paralel kelişlerin ayıtları yayların ölçüleri birbirine eşit. Bir tane daha olay var. O da eşit kirişlerin ayıtları yayların ölçüleri birbirine eşit. Şu kirişler birbirine eşitse yayların ölçüleri de birbirine eşit. İspat tekniği de böyle yarı çaplar çizerek çıkıyor ama siz bunu özel olarak bilin ispat tekniği size karışık gelebilir. O yüzden bizim için önemli olduğunu biliyoruz. Bunu da bilelim. Lütfen ama lütfen bilelim. Hatta bu farklı çemberlerde de olabilir. Bir tane daha böyle çember çizsem ben ama bunlar eşse diyebiliriz onu. Ee, şurada da bir eşit kiriş alsam şöyle. Hocam bu ayırdığı kiriş de yine birbirine bu ayırdığı yay da yine birbirine eşit olmak zorunda. Yani Aynı çemberin içerisinde eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar eşit ya da eş çemberlerde eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar da yine birbiriyle eşit diyebiliyoruz. Sonraki özelliğimiz sonucumuz daha doğrusu kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni kirişlerden oluşan dörtgendir. Karşıtlı açılar toplamları 180 derecedir. Yani x artı y eşittir 180'dir ya da burası x ise direkt karşısı 180 eksi x, x diyebilirsin. Ya da alfa ile beta'nın toplamı da karşıtlı olduğu için Toplamları da 180 derecedir. Ya da burası alfa ise burası 180 eksi alfa diyebiliriz. Sonra <laughs> bu neden bahsedebiliriz? Şöyle iki çember birbirine değdiği zaman şuradaki yayların ölçüleri birbirine eşit diyorlar ama arkadaşlar ya bunların ölçüleri birbirine eşit ya da şu büyüklerin ölçüleri birbirine eşit deniliyor ama bunu bu şekilde ezbere yapmayalım. Ben şöyle bir şey söylüyorum. İki çember birbirine teğet olduğu zaman Çemberde uzunlukta farklı. Merkezleri birleştireceğiz çemberde uzunlukta. Çemberde açıda şu hamleyi yapacaksın kardeşim. Ortak teğeti çizeceksin. Ortak teğeti çizmekteki amaç her iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilmek. Ortak teğeti çizdikten sonra hocam burası alfaysa. ise a hocam şu şu ters açıdan burası alfa oldu. Alfa ise gördüğü yay iki alfa. Alfa ise burası da gördüğü yay iki oldu. Teğet giriş açıdan ha. gerçekten akb. AKB yayı ile hangi yay birbirine eşit oldu? BPC. BPC yayı ölçüleri birbirine eşit oldu. Uzunlukları birbirine eşit değil bak dikkat. Ölçüleri birbirine eşit oldu. Tamam mı? Buna da dikkat edelim. Şuraya eşittir M. Uzunlukları eşit olmaz ki. Hocam bunun uzunluğu daha farklı. Bunun uzunluğu daha farklı. Ölçüleri ölçü olarak eşit. Tamam. Mesela bu büyük çemberin ölçüsü 360. Küçük çemberin ölçüsü de 360. Burada da şu ölçülerden bahsedebiliyoruz. Tamam. Sonra <laughs> biraz önce de dedik. Çemberde uzunlukta da çok kullanacağız bunu. Merkez varsa teğet varsa çek dik bizim için çok önemli. Yine çemberde uzunlukta da kullanacağız ama bazen çemberde açı sorularında da kullanabiliyoruz bunu. Merkez varsa kiriş varsa çektik dik kirişi keş parçaya bölüyor. Sebebi çok basit. En etkili silahımız yarıçap çizmek değil miydi? Evet bu yarıçap, bu yarıçap. Aa ikiz kenarda çizilen kenar orta ya da yükseklik aynı zamanda ne yapıyor? Kenar orta olmak zorunda, aynı zamanda açı orta olmak zorunda. O yüzden merkezden kirişe dik çizdiğin zaman kirişi iki eşit parçaya bölüyor. Evet gençler, tekrarımızı bu şekilde yaptık mı? Yaptık. Kaç dakika sürdü? Hemen hemen 10 dakika sürecek demiştik zaten. 10 dakika falan sürdü, 10-11 dakika sürdü. Şimdi ne yapıyoruz? Soru çözümlerine geçiyoruz. Klasik soru çözümlerine. Başlayalım. O merkezli çeyrek çember verilmiş şekilde ne yapacağız? Tam çembere tamamlayalım mı hocam? Ya genelde çeyrek çember verilmişse çözüm için yeterli. Ya da yarım çember veriyorlar çözüm için yeterli oluyor. Tamamlamıyoruz. En son sıkıştığımız zaman belki çözemediğimiz zaman bu şekilde verilenlerde belki tamamlayabiliriz. E bu hocam burada ne yapacağız? Çevre açı yok, merkez açı yok. Ne yapacağız? E, o zaman en etkili silahını kullanacaksın. En etkili silahın yarı çap. Bak çevre açı merkez açı falan filan yoksa yarı çap çizeceksin yarı çap için de tek yapman gereken kalemini merkeze koyacaksın çemberin merkezi de önemli ya merkeze koyup yarı çap hocam a böyle yarı çap çizeyim a böyle yarı çap öyle kafana göre değil çember üzerindeki noktalara çizeceksin bak çember üzerindeki nokta burada B noktası var B noktasını çizdin ama çizmeyle de kalmasın yarı çap uzunluklarını göster şöyle gösterdin. bak ikizkenar kenar çıktı burada 52 ise 52 52 52 104 Buraya kaç kaldı? 76 kaldı. Hocam tamamı 90. Buraya 14 kaldı. O, hocam şurada da bir ikizkenar çıktı. Taban açılarını bulabiliriz. O ikizkenar kenar üçgen de 180'den 14 çıkar. Tepe açısı 14 ya. Hocam 166. 166'yı da 2'ye bölsek kaç gelir? 83 gelir. Bu taban açıları da 83, 83 yapar. Benden de OAB isteniyor. OAB 83 yani cevap denizli yapar mı? Yapar. En etkili silah yarı çap. Bunu unutma merkez açı çevre açı falan filan olmadığı zaman. Bak geldik buraya. Yarıçapla alakası yerde bir eşit verilmiş. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizdin. Hop yarıçap, bu da yarıçap. Ana ne çıktı burada? Eşkenar. 60 60 60. BC yayın ölçüsü isteniyor. Bak merkez açı 60 derece olur. Cevap C yan olur 2'de. 3'e geldik. Şimdi burada ne yapacağız? Ne yapacağız ne yapacağız? X kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaş burada zaten bize çap verilmiş. Bak bu çap ya. Hocam çap olduğu için hop buradaki ölçü belli zaten. Bu ölçü kaç derece? 180 derece. Şu x'e bakar mısın? Nereyi görüyor? Hocam 180 artı 40'ı yani 220'yi görüyor. Çevre açı burası. 110 derece mi olur burası? Aynen öyle. Örnek 3 denizli. Geldik örnek 4'e. Şimdi 110 derece verilmiş bana burada. Hocam 110 derece nereye görüyor? Bak burası 180 derece. Dikkat. 180 derece. 110 derecemizde nereye görüyor? Hocam 110 derecede hop şurayı görüyor. Yani buradaki aslında 220 derece olması lazım değil mi? 110'un iki katından dolayı. Çünkü açı ve gördüğü yay çok önemli. 110sa 220'yi yazdık. E hocam 220 e 100, 220'den 180 çıkart. 40 derece kaldı. E 40 bak görüyor musun? Burası da 20 derece yapar. Çevre açıdan dolayı. Yani bizim burada açılarda önemli olan açı gördüğü yay. Açı gördüğü yay. Merkez açıda da çevre açıda da teğet giriş açıda da bu çok önemli. Şekil çok karışıkmış falanmış filanmış. Hiç aldanmayın. Bir de böyle çap olduğu zaman belki çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturabilirsiniz. İkinci bir yolda o şekilde yapabilirsin. Çap var ya çapı gören çevre açı 90 hocam. O zaman buraya 20 kaldı hocam. 20 ise gördüğü yay 40. 40 ise burası da 20 ya da aynı yayı gören açılar birbirine eşitti diyebilirsin. Seçenekler çok fazla istediği şekilde sonuçlara ulaş. Haydi bakalım sonraki soru. A hocam içerideki saçma sapan bir açı. Gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşit değil miydi? Evet. Oradan yapabilirsin. Bir. Başka türlü nasıl yapabilirsin? Hocam burada ne var? Hocam burada diyor ki DC yayı isteniyor bizden. Tamam. E burada da çap var ya. Eee çapı gören çevre açı 90 derece değil mi kardeşim? Hop çapı gören çevre açı 90 derece oluşturabiliriz. Buradan 90 sa 40 90 sa burası 50 derece olur. Ana 50 ise gördüğü yay 100 oldu. E bitti. Diğer türlü ne yapacaktın? Toplamlarının yarısı 40 ya. Toplamları o zaman 80 yapacak. Hocam tamamı 180 ya buraya da 100 kaldı diyebilirdin. Ama gerek kalmadı. Çapı gören çevre açıdan da sonuca ulaştık. Bir sonraki soru. Ne var burada? Hocam sıkıştık. İstersen boynuzdan yapabilirsin. Şu üçünün toplamı buraya işte hocam. Sonra bu buna işte hocam diyebilirsin. Ya da en etkili silahın nedir? En etkili silahın yarı çap. E çiz yarı çapı o zaman. Al sana yarı çap. Öyle kafana göre bunu değil. Şunu şöyle uzatayım değil. Bunu böyle uzatayım değil. Çember üzerindeki noktalara çizeceksin. Yarı çapı çizdikten sonra hocam yarı çap hocam yarı çap hocam yarı çap yazdın. Ana burası 45. Ana burası da 15 diyeceksin. Ve toplamda bu açı 45 artı 15'ten kaç derece çıkacak? 60 derece çıkacak. Tamam örnek 6. Denizli geldik örnek 7'ye. İki çember verilmiş ve bir çemberin merkezi öbür çemberin yayı üzerinde verilmiş. E ne yapacağız hocam? En etkili silahımız yarı çap çizmekti. Yarı çapı çizelim. E o zaman buradan bir yarı çap çiziyorum. Hop yarı çapı çizdim. Buradan da hop yarı çapı çizdim. Öyle yarı çap kafamıza göre değildi. A'ya çizsem 65'i parçalayacağım. C'ye çizeyim böyle. E çizince ne oldu burada? Bak zaten biz bu tekniği de kullanıyoruz gençler. Bir çemberin merkezi başka bir çember yayı üzerinde verildiğinde şunun merkez açısını çizin öbürünün de çevre açısı oluyor diye zaten söylüyoruz. Ama en etkili silahımız yarı da bak çıktı. E 65 ise gördüğü yay burası kaç oldu? Hocam 130. 130 ise merkez açıdan dolayı burası da 130 derece oldu. Benden ne isteniyor? BOC. BOC açısı 130. Zaten açı yoktu. Şurası yanlış yazılmış herhalde. Şu X olacaktı arkadaşlar. BOC yayının ölçüsü tamam mı? B, BXC yayının ölçüsü. Yani şurada kaçı isteniyor arkadaşımızdan? Yay ölçüsü. Kusura bakmayın yanlış yazılmış. 130 sa burası kaç yapar? 260 yapar. Buna da dikkat edin. Cevap böylelikle edremit oldu. Burada kusura bakma bazen bir şeyler oluyor. Geldik 8'e. E, hocam çapı gören 135 derece 90 dereceydi. Hani? Ama çapı gören çevre açı 90 dereceydi değil mi? Yani hop şöyle çizersen çapı gören çevre açı 90 derece olur. İstersen buradan buraya da çiz. 80 90 iken burası da kaç olur? 10 olur. Tamam. Çapı gören çevre açı 90 derece oldu. E başka bir de burada a dörtgen var. Hem de kirişlerden oluşan dörtgen var. Kirişlerden oluşan dörtgende karşılıklı açılar toplamı neydi? 180. E o zaman burası 45 olmaz mı? Toplamları 180 olduğundan. Hop şuraya bakayım. 45 artı 10 55 derece olur. Örnek 8 55 oldu. Böyle yarım çember olduğunda çapı gören çevre açı 90'ını daha çok kullanıyoruz haberin olsun. E merkez var teğet var. Vallahi anahtar kelime. Bağıra bağıra çektik. Çektin diki. Hocam bu da yer çap bu da yer çap. 30 sa. Burası da 30 mu oldu? Evet. Hatta 30 30 2 iç açı bir dış açıdan 60 oldu. Benden BCD isteniyormuş ya. BCD. E hocam 30 ya burası. E bunun tamamı 90 ya. Buraya ne kaldı o zaman? 60 kaldı. Hop cevap 60. Yani örnek 9 Denizli Olu Bey'di. Geldik örnek 10'a. Evet şekildeki çemberde E de Neredesin? Şu çembere bu A noktasına teğet verilmiş. Şimdi bu yayın ölçüsü verilmiş. 30. E o zaman burası kaç derece? 15. Hocam bu 75 verilmiş bana. 75'i kullanacağım. Bu arada burada x açısı verilmiş. Hocam teğet kiriş açı var burada. E 30 derece ya. E teğet açıdan dolayı burası 15 olmak zorunda. Çünkü xken iken burası 2x olacak. 15 oldu burası. Eyvallah. Y isteniyor hocam. Burada da teğet giriş açı var. 75 ise gördüğü ya 150. 150 ise bak çevre açı var burada. Çevre açıdan dolayı burası da 75 yapar. E tamam. Biz x'i 15 bulduk. Y'yi de kaç bulduk kardeşim? Y'yi de zaten 75 bulduk. Toplamı da kaç yapar? 90 yapar. Cevap balık isim olduğu örnek 10'da. Geldik örnek 11'e. 80 derece var burada. 80 ise gördüğü yayı hemen söyleyebiliriz. Hocam burası merkez açıdan dolayı 80 alfa isteniyor benden. Alfa. Hocam bu iki kiriş arasında kalan açı değil mi burası? Evet. O zaman bu gördükleri, gördüğü yayların toplamının yarısına eşittir. Alfa. X artı Y bölü 2 eşittir. Peki X artı Y artı 80'in ne olduğunu biliyorsun sen? Yarım çember ya burası. 180 olduğunu biliyorsun. Yani X artı Y buradan 100 gelir. O zaman 100 bölü 2 alfa x artı y bölü 2 eşitti. Kaç yapar o zaman? 50 yapar. Yani cevap Cihan oldu. 11. soruda. 12'ye geldik. Şimdi burada bir a yine hocam 60 kere 60 olması gerekmiyor muydu? Hayır merkez açı falan filan değil. Ya burası bak çevre açı var. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Bakar mısın burada ne var? Bir iç açı var. 60 neye eşit? Gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşit. Yani 80 artı 2 alfa bölü 2 eşit. Yani 120 eşittir 80 artı 2 alfa. Buradan 2 alfa eşittir 40 yapar. Alfayı da böylele kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz. Cevap 20 oldu. Örnek 12 balık esir oldu. Geldik örnek 13'e. Şimdi 85 var. Aa hocam bak burada hiç öyle dış açı falan filan yapmayalım. Yani şunu yapacaktık direkt. Hocam 85 ise gördüğü yay kaç? 170. Sonra dış açıya burası. Gördüğü yayların farklarının yarısı eşittir 60 diyecektik. Teğet olsa da kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Ya arkadaş öyle yapacağına. Üçgen varsa üçgen kullan. Hocam 2 iç açı 1 dış açı. E, direkt burası 25 yapar. a teğet giriş açıdan 25 ise bak burası 50 yapar. Gördün? Bizden B, A, C açı isteniyor. B, A, C. E sonrasında ne yapacağız? Hocam şu yayın ölçüsü 50 bulduk mu? Bulduk. 50 ise hop burası 25 yapar çevre açıdan dolayı. 25 85 daha 110 buraya da kaç kalır 70 kalır benden de o isteniliyor zaten BAC açısı cevap 70 yani Edremit yaptı 13. soru da geldik 14'e teğet teğet hocam şöyle teğet teğet olunca açıyla yayın toplamı 180 oluyordu 114 olacak pardon 104 olacak burası burası 104 hocam yine burada teğet teğet 54 ise 180'e tamamlayanı 126 olur burası şu ikisini toplarsam toplam kaç yaptı? 230 yaptı. 360'a tamamlayanı 130 derece kalır burası. Çevre açı. 130 sa Bak tamam 360 yapacak ya o yüzden 130 kaldı. Çevre açı. O zaman burası kaç kalır? 65 kalır. Yani cevap edilemedi. Yaptı mı 14'te? E, yaptı. Geldik örnek 15'e. Kirişler eşitse ayırdıkları yaylar ne oluyordu? Eşit oluyordu. Hemen 45 ise gördüğü yay 90 hocam. E hocam yay, ayırtları yaylar eşit. Burası da 90. 25 ise gördüğü yay kaç yapar? 50 yapar. E sonra ne yapacağız arkadaş? Şu 90, 90, 180. Şu ikisinin toplamı da 180 yapsın ki çemberin ölçüsü 360 yapsın. E o zaman hocam burası e, 130 derece mi yaptı? Evet. 90, 90, 180. ikisi toplamı da 180 olması lazım. Sonra ne olacak? X hocam. Gördüğü yayların farklarının yarısı diyebilirsin dış açıdan dolayı. Ya da Hocam 130 sa direkt burası 65 değil mi çevre açıdan? Evet. İki iç açı bir dış açı. 25 ile neyi toplarsan 40'ı toplarsan yapar. Direkt cevap C anda diyebilirsin. Yani üçgen bilgisinde kullanabilirsin. Bu şekilde mantığı da kullanabilirsin. Üçgen e, dış açı mantığında kullanabilirsin. 130-50 80 bölü 2'den cevaba 40 diye de ulaşabilirsin. Ama genelde ben formülsüz yapmaya çalışıyorum ya. Artistik oluyor. Artistik olmuyor yani. Hani sıkıştığınız zaman formülü unuttuğunuz zaman en azından ispat tekniğiyle yapmanızı sağlıyoruz burada. Evet örnek 15. Böylelikle Ceyhan oldu. Geldik örnek 16'ya. 25 ise gördüğü yay ne olacak? Hocam çevre açı var burada. 50. Başka ne verilmiş? Buradaki x açısı isteniyor benden. Hmm. Şimdi kareyi mi kullanacağız burada? Evet kareyi kullanacağız. Hocam karede kenarlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Hocam eşit kenarlar ayırdıkları yaylar eşit olması lazımdı. Bu yay, bu yay, bu yay, bu yay eşit olacak. E toplamda 4 tane yuvarlak yay yani bunlar 90'ar derece olması lazım. 360 90'a e, 4'e böldüğümüz zaman 90. E 90 ise burası buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. E, açı gördüğü yay. Bak 40'sa burası da 20 yapar. Cevap 20. Birinci yol bu. İkinci yol. Hocam hop köşegeni çizebilirdik aslında. Köşegen çizdiğin zaman bak 50 ise bak burası 25 yaptı. Hocam köşegen ya tamamı 45 derece yapar. O yüzden buraya da 20 derece kaldı diyebilirdim. Bu da ikinci yol olsun sana. Tamam. Aa buradan daha rahat bir şekilde çıktı. Örnek 16. Balıkesir. Geldik örnek 17. En sevdiğim. Ne var bu iki yere burada? Ya hocam 30 var 40 var. Hmm, şu x'i kullanmam lazım. Bu x aslında. Burası da x değil mi? Evet. Aya e, hocam başka? Şurada da bir dörtgen var. Kirişlerden oluşan dörtgen bu. Kirişlerden oluşan dörtgende ne oluyordu? Karşısında açılar toplamı 180. Burası 180 eksi x olacak o zaman değil mi? E sonra ne yapacağız? Hocam şuraya bakar mısın? Burada bir boynuz mu dersin? Bu merak mı dersin? Ne ararsan var. 40'ın şunun ve 30'un toplamı. Yani 180 eksi x artı 40 artı 30'un toplamı. Hop buraya eşit olmaz mı? Evet. Evet x'e eşit olacak. E o zaman 180 artı 40. 220 artı 30. 250. Hocam bu 2 x e eşit. Ve x de buradan 125 gelir mi? Gelir. Örnek 17'yi. Denizli bulduk. Buna güzeldir. Buna da dikkat edin. Hem üçgen sorusu hem de kirişler dörtgeni. Yani çember sorusu oldu. Evet sıradaki soru. Örnek 18'deyiz. Bak kirişler dörtgeni. Hocam öncelikli olarak şunu kirişler dörtgeni ama burayı direkt bulabilirdim. 150 ise 30 diyebilirim buraya. Sonra 30 40 daha. Kaç? 70. X'e de 110 derece kaldı diyebilirim. Ya da şöyle de yapabilirdik. Hocam 150 ise 30 burası. 2 iç açı bir dış açıdan 70 yapar burası. Karşı açılar toplamı 180. 70 ise 110'u bu şekilde de bulabilirdik. Tamam. Her iki şekilde de 110'u buldurdum size. Örnek 18. Ceyhan geldik örnek 19'a. Hocam bir dörtgen var. 70 ise direkt burası 110 mu yapar? Hayır. Bir çemberdeki kirişler dörtgeninden bahsedebiliriz. İki çember böyle kesmiş ya. Şöyle ortak kesişim yerlerini şöyle bir çizelim bakalım. Ortak kesişim yerleri mutlaka çizmek lazım. Genelde böyle çiziyoruz. Aa bak burada ne oluştu bir kirişlerden oluşan dörtgen oluştu. Kirişlerden oluşan dörtgen olduğu için 70 ise Burası 110 yapar. Burası 70 mi yapar. Evet. Sonra bizden ne isteniyor? EOC. E nerede? Galiba burası E değil mi? Evet. Galiba orası E. EOC. Burada kaç isteniyor? E tamam bitti kardeşim. Burası 70 mi? 70. Gördü ya 140. E hocam burası 140 ya. Merkez açıdan dolayı burası da 140 derece yapar. Örnek 19. Denizli oldu. Geldik örnek 20'ye. İki çember birbirine teğet olduğu zaman ne yapıyorduk? Dedik size hop ortak teğet mutlaka ama mutlaka çiz. Ortak teğet aşırı derecede önemli. Peki BAE'yi vermiş bana. Hocam BAE açısı 40 derece. Şimdi 40 ise gördüğü yay kaç yaptı? 80 yaptı. Burası 80 oldu. Eyvallah. Şimdi bizim bu ortak teğet çizmemizdeki amaç ne biliyor musun? İki çemberde teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Şimdi burada teğetlik var kiriş yok. Yay olarak bak bana burası verilmiş. Hmm, yay orası verildiyse o zaman şöyle bir kiriş oluşturayım. Teğet kiriş açı değil mi? Teğet kiriş açı 80'i görüyorsa hocam burası 40. E burada da teğet kiriş açı 80'i görüyorsa burası da 40 diyebiliriz. Sonra ne yapacağız? Hocam DCF isteniyor bizden. DCF şurada kaç isteniyor? Buluruz burada da şu teğeti kullanmaktaki amaç teğet kiriş açı, şurada da teğet var ama kiriş yok, şunu şöyle çizecek olursam eğer, ee, sonra ne yapacağız? şimdi burası alfa ise, burası iki alfa deyip bunlar da alfa alfa çıkar. Ee, buradan sonrasında şu hamleyi de yapabiliriz, ee, şunu çizmeden de yapabilirdik, Yok çizmemiz lazım gerçi. arkadaş, şu teğet teğet uzunlukları birbirine eşit değil mi? Değil mi? Teğet teğet birbirine eşit. De. hocam bu teğet teğet de birbirine eşit, de. tamam? Ee, burası da eşit. Aa muhteşem şu çıktı 90 derece oldu diyebilirsin. Birinci, birinci ol. Yollardan biri bu olsun. Ya da ikincisi. Hocam burası alfaysa gördüğü yay 2 alfa oldu. 2 alfaysa t kiriş açıdan burası da alfa. Bak burası da alfa mı oldu. Evet. Yani 2 alfa artı 40 artı 40. E, 80 2 e, alfa artı 80 eşittir. 180 oldu. Ya da alfa artı 40 direkt 90 oluyor. Şu ikiz kenar ikiz kenar muhteşem. Şu 90 alfayı da buradan 50 derece olarak buluruz. Bazı kitaplar bunu özellik olarak veriyorlar ama gerekiyor. Alfa'yı 50 bulduk. Tamam 50 bulduysan yaz 50'yi. 50 burası. 50 burası. Hocam burası da 50. Niye x kenar vermiş bize burada? X kenar ya. 50 ise taban açıları 180 e 50 çıkart 2'ye böl. 65 65 yapar. E, 50 65 135 yok. Ya yani 115. O zaman buraya da 65 derece kalır. Zaten benden bu açı isteniyor. Cevap Edremit yapar. Örnek 20'de. Geldik örnek 21'e. Arkadaş. iki çember tet. Ne yapıyoruz? Ortak teğet çiziyoruz kardeşim. Ortak teğet çizdik. Ortak teğet çizmekteki amaç her iki çemberde de teğet kiriş açısı kullanabilmek. Hadi kullanalım bakalım. Ben buraya bir x açısı dersem benden BCD isteniyor bu arada. Tamam isteniyor. X dersem gördüğü yer 2x a teğet kiriş açı burayı da görüyor. Burası da x olur. Buraya y dersen teğet kiriş açı burası 2y yapar. Hocam teğet kiriş açı 2y'yi görüyorsa bak burası da y oldu. E70'i kullanmadık hocam. 70 büyük dörtgenin elemanı. Büyük dörtgenin elemanına bakabilir misiniz? X var. X artı Y var. Y var. 70 var. Bunların toplamı. Yani 2X artı 2 y artı 70 değil mi bu? 360 eşit olmak zorunda. E buradan 2X artı 2 y kaç geldi? 290 geldi galiba. X artı y de buradan kaç geliyor o zaman? 145 geliyor. E zaten benden de ne isteniyor? Bakar mısın şuraya? X artı Y isteniyor. Cevap böylelikle 145. Yani Edremit yapar. Evet geldik bir sonraki soruya diyeceğim. Ama bunu da bir sonraki dersimize bırakalım isterseniz. Evet çemberde açıyla ilgili yeni nasıl sorular var sırada. O da bir sonraki dersin konusu. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde. Yani 12. gün 2. videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. hoşça Hoşçakal.